Merhabalar. Bu videomuzda rapor oluştururken kullandığımız araçları öğrenmeye devam ediyoruz. Önceki hafta içindekiler tablosu hazırlamayı öğrenmiştik. Bu hafta da tablolar dizini ve şekiller dizini oluşturmayı öğreneceğiz. Şimdi hemen uygulamamızı yapmaya başlayalım. Öncelikli olarak İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın ön değerlendirme raporunu açtım ben. Buradaki rapordaki şekiller dizini ve tablolar dizini ile ilgili örneklerimizi yapalım. Öncelikli olarak bir tane şekil ekleyip bununla ilgili bilgi verelim. Şimdi örneğin kullanılacak yöntem kısmında bir iki tane resim ekleyelim veya çizdiğiniz bir şekil varsa onları ekleyebilirsiniz. Hemen buraya bir iki resim alıp şekil yazısı nasıl eklenir ona bir bakalım. Mesela benim çalışmamla ilgili iki tane şeklim var. Birincisi elektronik bölme, ikincisi fan bölmesi. Bununla ilgili bir hemen şekiller dizini oluşturalım. Öncelikli olarak şekilimizi ekledikten sonra ortalamasını sayfanın ortasına göre ayarlayabilirsiniz. Sonra sağ tıklayıp üzerine buradaki resim yazısı ekleye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada size şekil zaten sıralama numarasını hemen kendisi oluşturuyor. Birinci şeklinize eklediniz diye. Buna sadece açıklamasını yazıyorsunuz. Örneğin elektronik kart bölmesi diye ben yazayım buna. Burada şeklin altına mı üstüne mi olduğunu soruyor size. Tabi burada şekiller genellikle resmin altına olur. Tablo ise üstüne olur. Bunu ekledikten sonra şuradaki şekil kısmında örneğin figür, table, tablo ve denklem var. Eğer yabancı dilde bir akademik makale hazırlıyorsanız denklem yerine equation, şekil yerine figür, tablo yerine de table'ı kullanarak yapabilirsiniz. Biz Türkçe hazırladığımız için Türkçe olan isimleri kullanıyoruz ve tamama tıklıyorum. Şeklinizin altına şekil 1 olarak geldi. Bunun isterseniz yazı tipini veya fontunu değiştirebilirsiniz. Ben yine 12 punto Times New Roman olarak ve yatık olarak işaretliyorum italik şekilde. Bir de yazı stilini biraz daha siyaha dönüştürmek istiyorum. Bunu ekledikten sonra ikinci bir resmimizi daha ekleyelim. Tabii bunlara çalışmanın içerisinde atıflar yapmamız gerekiyor. Hemen yine tekrar resimlerden diğer resmimi alıyorum. Bunu da yine aynı şekilde sağ tıklıyorum üzerinde. Resim yazısı ekle. Şekil 2 olarak hemen geldi. Buna da fan bölmesi diyerek ekledim. Bunu yine aynı şekilde ortalığı 12 puntoya çıkarıyorum italik ve tekrar kontrol edeyim. 12 Times New Roman ve siyah olarak işaretledim. Şimdi gelelim şekiller dizinini eklemeye. Hemen içindekiler tablosunun altına ekleyebilirsiniz. Tabi bu şekiller dizinini ve tablolar dizinini ön değerlendirme raporunda değil de daha proje detay raporunda kullanabilirsiniz. Çünkü orada biraz daha sayfa sayısı artıyor ve rahatlıkla bunları içeriğimize, raporumuza ekleyebiliriz. Buradan başvurular sekmesine gidiyoruz. Başvurular sekmesinde şekiller tablosu ekle var. Buna tıklıyoruz. Burada zaten bize şekil ekleyeceksek şekiller tablosunu, hatta bir de tablolar dizinini de buradan yine ekleyebiliyoruz. Tablo seçersek de gördüğünüz gibi burada tablo ekliyor. Şu an birazdan o işlemi yapacağımız için bunu geçiyorum ve şekili seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Görüldüğü gibi şekiller dizini hemen eklediğim iki şekille birlikte buraya geldi. Hatta buna bir de şuraya bir başlık eklerseniz şekiller dizini diye yeni şekiller ekledikçe burayı güncellediğiniz zaman buradaki diğer şekiller de eklenecektir. Şimdi hemen vakit kaybetmeden tablolar dizinine geçelim. Örneğin yine tablolar dizini diye bir başlık ekleyeyim. Onu da buraya ekleyelim. Tablolar dizini için örneğin proje takvimi kısmından bir tane tablo ekleyelim. Şu kısma ben bir tablo eklemek istiyorum. Şunu hemen sileyim. Geliyorum ekleden hemen şöyle aylarım olduğu örneğin 5 aylık bir sürecimiz olsun ve 5 tane de farklı. Şuraya hemen Ocak'tan itibaren başladık. Tablomu oluşturdum. Şimdi içeriklerinde örneğin literatür taramasını 1. aydan itibaren, arazi çalışmasını 1 ve 2. aydan itibaren, deney düzeninin oluşturulmasını Mart ayından itibaren, Nisan ayıyla birlikte, çalışmanın test edilmesini yine Nisan ayında yaptığımızı varsayıyorum. Sonuç raporunu da Mayıs ayında hazırlığımızı yapıp şu şekilde tablomuzu oluşturuyorum. Ve tablom hatta biraz daha düzenleme yapayım. Şu yazı stillerini biraz daha küçülteyim. Satır aralıkları da böylece düşmüş olur. Şöyle biraz küçülttüm ve yazı stilinde 10 yapayım.
Hazırlamış olduk. Şimdi gelelim yine şu üst köşedeki işarete tıklayıp sağ tıklayıp üzerinde seçtikten sonra tablomuzu yine aynı şekilde resim yazısı ekleye tıklıyoruz. Bu sefer şekil değil de tabloyu seçiyoruz. Tablo 1 olarak eklendi ve şeklin üstünde olarak işaretli olması gerekiyor. Bu neydi? Bizim çalışma takvimimiz. Çalışma takvimi. Bunu ekledik. Yine bunu da hemen düzenleyelim. Şöyle 12 punto şeklinde, ortalı şekilde ve siyah olarak işaretledik. Geldik tablolar diziminde yine başlık hemen şuraya ekleyelim. Yine aynı şekilde başvurularda şekiller tablosu ekleye tıklıyorsunuz. Burada tabloyu seçili. Zaten şuradan da değiştirebilirsiniz. Tamama tıkladığımda bizim çalışma takvimimizde raporumuza eklenmiş oluyor. Aslında bu kadar basit ve işimizi kolaylaştıran bir kullanımı var. Böylece raporumuzdaki 3 adet içindekiler tablosu, şekiller tablosu ve tablolar dizinini oluşturmayı öğrenmiş olduk. Bunları kullanarak raporunuzu daha okunabilir hale getirebilirsiniz.